Sevgili Yaşan Ekonomi izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet Şeridi'nden siz otomobil severlere merhabalar. Biz sizler için her hafta farklı farklı araçlar test etmeye devam ediyoruz. Bu hafta da albenisi çok yüksek bir araçla sizlerin karşısındayız. Bakan bir daha bakıyor. Murat'cığım şöyle izleyicilerimize gösterir misin? Gerçekten tasarım olarak özellikle muhteşem bir araçla sizlerin karşısındayız sevgili izleyenler. Opel'in yeni Mokka'sı. İkinci jenerasyon Mokka ile bu hafta sizlerin karşısındayız. Dediğim gibi gerçekten çok ilgi çekiyor tasarımda. Uzun süredir bana bu kadar bir aracın sorulduğunu görmedim. Nerede dursam, nerede mola versem, hangi test güzergahında olursam olayım. Durduğum an birkaç kişi gelip Mokka'yı bana sordu. Ne kadar aldınız, memnun musunuz, fiyat performans olarak nasıl gibi sorularla karşılaştım. Mokka gerçekten dikkat çekiyor. Şöyle tasarımıyla Mokka'yı incelemeye başlayalım. İlk olarak istiyorsanız test konumuzun motor özelliklerini söyleyeyim ben size tasarım incelemeden. 1.10'da 2 litrelik bir motora sahip. 130 beygir gücünde ve 3 silindirli bir motor. Öyle başlayalım. Çünkü bunu çok merak ediyorsunuz. Niye programın sonuna saklıyorsunuz diyorsunuz. Bu sefer motor bilgilerini vererek başlamış olalım. Tasarımla devam edelim. Opel'in yeni yüzü Mokka'da da karşımıza çıkıyor ki bunu Astra'da da göreceğiz. Şimdi çok güzel bir araç geliyor Astra hakikaten. Hatta Recep arkadaşımız şu an fotoğraflarını da versin. Bu yeni yüzü Astra'da da göreceğiz. Çok dikkat çekiyor. Agresif bakışlar var. Yani şöyle Murat farları göster izleyicilerimize. Farlar çok dikkat çekiyor. Opel'in yeni nesil farları tamamen LED farlar ve aydınlatma grubu çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Gece müthiş aydınlatıyor bu farlar. Onun dışında böyle farların yanına geldiğimiz zaman kapalı bölüm var. Hem böyle piano black malzeme görüyoruz hem böyle krom detaylar görüyoruz. Böyle iki farı hatta bütünleştirilmiş gibi duruyor. Ciddi anlamda çok başarılı olmuş. Aşağılara indiğimiz zaman mesela bak Murat şuraya göstereceğiz elimize. Burada hava çıkışları var. Bu aracın aerodinamiğine çok büyük katkılar sağlıyor. Hava buradan çıkıyor. Buradan giriyor pardon. Çamurlukla lastiğin altından çıkıyor. Ve ciddi anlamda aracın aerodinamik kimliğine katkılar sağlıyor. Aşağılara indiğimiz zaman yine krom parçaları görüyoruz, krom detayları görüyoruz ve tabii ki aracın hava alması için ızgara bölümünü burada görüyoruz. Ön taraf bakıldığında ciddi anlamda agresif, keskin hatlara sahip. Kaput çok güzel, şöyle güzel, farklı bir rengi var. Bunu genelde eskiden yarış araçlarında gördük, yani karbon fiber böyle kaplamalar gördük. Şimdi siyah görüyoruz. Burada ikinci rengi görüyoruz. Çok enteresan bir tasarım olmuş. Bu da çok dikkat çekiyor. Hatta şurada ortada öyle bir bölüm var ki yani araç albenisini yükseltiyor burada. Yan profile doğru devam edelim. Sevgili izleyenler şöyle açalım değil mi Murat? Biraz izleyeceğim şöyle profilden görsün hakikaten aracı. Yani ben benzetemedim hiçbir araca. Son dönemde baktığımızda çoğu test aracını benzetirim sevgili izleyenler. Hani derim ki çoğu model birbirine benziyor derim ama Mokka'ya baktığımız zaman çok karakteristik özellikleri var. Ciddi anlamda böyle ayrıştırıyor kendini. İlk olarak mesela jantlara baktığınız zaman böyle 5 bölmeli bir jant var ki karartılmış. Hatta 18 inç. Bu pakete özel. Ultimate paket. En üst paket. Bu pakette bu jantları görüyoruz. Çok dikkat çekiyor. Tabii ki SUV kimliğini görüyoruz. İşte burada dodikler var lastiklerin üzerinde. SUV kimliğini ortaya çıkartıyor aracın. Ve inanılmaz omuz hizası hatlar var. Bu ağaç sürümünde başlıyor böyle çamurlukta. Belirgin bir çizgi devam ediyor. Burada B sütununda bombeler ve C sütununda yine çizgi olarak devam ediyor. Yani bu işte zaten ayrıştırıyor. Normalde omuz hizası tek çizgi görürüz. Burada farklı bir tasarım var. A sütununda çizgi, C sütununda çizgi, keskin çizgiler. B sütununda omuz hizasının komple bombeli olduğunu görüyoruz. Yani farklı bir tasarıma bürünmüş. Şöyle Murat camın üstlerini de göstereyim. Cam üstü mesela krom detaylar. Bunu bir üst pakette, GS pakette kırmızı olarak da görebiliyoruz. Bu da çok dikkat çekiyor. B sunumunda camlar karartılmış. Üste yine önde o kaputta olduğu gibi siyah bir tavan yapısı görüyoruz. Yani aracın çift rengini görüyoruz burada da. Şöyle profile baktığın zaman araç ciddi anlamda al beni diyor. Bir güzel detay var. Ben genelde ön kapıyı açmam ama çok güzel bir detay var. Onları göstermek istiyorum sizlere. Anahtarsız giriş yapabiliyorsunuz bu arada. Onu da söyleyelim. Şurada Murat. Burası. Şurada çok güzel bir alkantara kumaşı var. Ve şurada karbon fiberimsi bir malzeme var. Yani zengin duruyor. Tok duruyor. Araç zaten 400 bin lira yakın bir araç. Yani onun hakkını gerçekten veriyor burada. Bir de arkaya bakalım. Arka yaşam alanına. Arka yaşam alanı nasıl? Onu inceleyelim. Şimdi benim sürüş pozisyonuma göre oturuyorum her hafta arkaya. Diz mesafesi biraz sınırda. Yani iki parmak bir mesafe var burada.
Baş mesafesine baktığım zaman araç C sütuna doğru alçalıyor normalde. Ama ona rağmen yine güzel bir, şöyle bir karışa yakın bir baş mesafesi var. Gayet ferah. O konuda gayet başarılı. Şöyle ben yana geçeyim Murat. Koltukları gösterelim. Koltuklar yarı alkantra. Böyle kumaş, alkantra kumaş var burada. Yarı da deri. Gayet yumuşak, güzel bir yapısı var koltukların. Buraya beğendim. Kol dayama yok. Olsaymış güzel olurmuş ama bu sınıfta genelde kol dayama görmeyiz zaten. Hemen kol dayamanın arkasında iki tane USB mevcut. O da arkada aracın teknolojik donanım olarak göze çarpıyor. Yani iki tane USB girişi iyidir arkada. Yine kapı kollarının böyle içlerinde güzel malzemeler var. Güzel kaliteli malzemeler var. Gerçekten bu dönemde araç fiyatları çok yüksek ama bak şurada da mesela güzel süngerler var. Bunları da gösterelim. Bunlar kapı kapanırken falan tokluk yaratıyor. Güzel oluyor. Bak şöyle kapatalım hatta. Hem tokluk sevgili izleyenler hem de yalıtıma katkılar sağlıyor parçalar. Onu da söyleyelim. Arkaya doğru devam edelim. Mokka'da arkada neler var? Şimdi bakıldığı zaman yine böyle ayrıştırıyor kendini Mokka. Yani çoğu böyle bu dönem işte B sınıfı, SUV'lar olsun, hatchback'ler olsun, onlardan kendini bayağı ayrıştırmış. Bak LED'lere bakalım şöyle. Böyle ters L şeklinde konumlandırmış güzel bir LED stop farları var. Mesela bak Murat, iki tane egzoz var. Genelde yapay görürüz bunları sevgili izleyenler. Bu sefer gerçek. İki tane gerçek egzoz çıkışı var. Bu da çok güzel olmuş. Muhteşem bir tasarım olmuş. Geri görüş kamerası var bu arada. Full pakette olduğumuz için onu da gösterelim. Tamponun hemen altında, böyle plakalının üstünde geri görüş kamerası da mevcut. Şimdi Murat az önce abi dedi bagaj açılmıyor dedi. Elim dedi buraya sığmıyor dedi. Gel gösterelim. Gel gösterelim şöyle. Buradan bagajı açamadı. Yine bagaj böyle yeni nesil B sınıfı PSA grup araçlarda görürüz. Şuradan plakalının hemen üstünden açıyoruz. Oradan bagajı kaldırıyoruz. 350 litrelik bir bagaj var. Murat'cığım bu hafta senin çantalarını indireceğim. Şöyle kamera çantalarını. Çünkü İki bölmeli bir bagaj var. Onu izleyicilerimize göstermek istiyorum. Şu Opel çantasını da indirelim. Şimdi burada iki bölüm var Murat. Şöyle izleyicilerimize göstereyim. Bu pandizot kalkıyor ve aşağıya da eşya yükleyebiliyoruz. Sevgili izleyenler, tasarım bu kadar. Gerçekten çok dikkat çekiyor. Yani durduğum her yerde bana Mokka soruldu. Çok güzel bir tasarım var. Hani ben her hafta söylerim ya, bir aracın böyle bir albenisi olması lazım. Bu fiyatlarda mesela 400 bin liraya yakın bir fiyat bu aracın fiyatı. Aracın bir albenisi olması lazım. Mokka'da bu albeni fazlasıyla var. Yani fazlasıyla hak ediyor fiyatını. Şimdi tabii tasarım da hak ediyor. Ama motor özellikleriyle, performansıyla, yakıtıyla, teknolojisiyle hak ediyor mu? Ne yapalım? Hadi onları inceleyelim. İçeri geçelim. Programımız devam etsin. Evet, güler yüzlü kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber? İyi abi, yeni bir araç daha. Değil mi? Beraberiz. Güzel, detayları çektik. Evet. Bana yardımcı oldun. Şimdi bir daha bana yardımcı olacaksın. Senin işin dışarıda bitmedi Murat. Evet. İçeride devam ediyoruz. Güzel tasarım değil mi? Dışarıda çok beğendin güzel mi? Çok güzel. Çok beğendim. Çok da diğer SUV'lardan biraz daha farklı. Farklı. Ben buradayım. Evet, benim karakterim var diyen. Değil mi? Şey. Evet, aynen öyle ve çok soru var Murat. Aşırı evet. Soru. Yani İşte bir yere gidiyorum, park ediyorum, tam araca bineceğim böyle sürekli işte nedir bu aracın fiyatı, memnun musunuz, evet, çok güzel görünüyor gibi, hakikaten çok dikkat çekiyor sevgili izleyenler. Bir de içeride de mesela bak Murat, bir iki nesil önceki Opel'lerde çok tuş vardı, burası çok karmaşıktı. Hı hı. Şimdi bunlar pure panelli, yani sade düz panele geçtiler, öyle adlandırıyorlar. Hı hı. Ciddi anlamda tuş kalabalığından kurtulmuş. Konsola baktığımız zaman neredeyse yani 7-8 tane tuş görebiliyoruz. Çoğunlukla mesela şöyle 3 parmak özelliği var. Şöyle 3 parmak dokunduğumuz zaman çoğunlukla ayarlarımızı ekran üzerinden dokunmatik şekilde yapıyoruz. Güzel olmuş. Normalde tuşlar vardı işte, araç ayarlarına giriyordun, şuna buna tuşları dönem yapıyordun. Bunu bak çok beğendim. Onun dışında çok sade, güzel bir konsol var ve kullanılan malzemeler çok güzel. Mesela bak burada karbon fiberimsi bir malzeme, evet, var. Yukarıda yumuşak malzemeler var. Bak torpidoya dokun, güzel kaliteli bir malzeme var. Kapı bölümünden bahsettim ben dışarı çekim, hı-hı, yaparken. Burada alkantara bir kumaş var. Yine böyle karbon malzemelerin kullanıldığı bir bölüm var falan. İşçilik böyle değil mi? Malzeme falan tok olmuş. Zengin olmuş yani. Zengin duruyor. Zaten 365 binden başlıyor sevgili izleyenler bu araç. 400 bine kadar. Şimdi B sınıfında bu fiyatları görmeyiz genelde. Hı-hı. İşte 200, 260
bandını görürüz. 270 bandını görürüz. Bu B SUV ciddi anlamda fiyat olarak da biraz ortalamanın üstünde bir fiyat ama hak ediyor. Yani karakteristik özellikleriyle, kişiselleştirme özellikleriyle. Mesela yeşil siyah çok güzel duruyor ama evet. Bir de beyaz siyah var. Kırmızı işte cam etrafı çıtalar falan. Onu da şu an ekrana veririz biz sizler için. Onlar da çok güzel duruyor. Hakikaten fiyatını hak ediyor tasarımıyla. Şimdi biz teknolojisini konuşalım. En yüksek paketteyiz. Ultimate paket. Yani Ultimate diye okunuyor aslında. O paketteyiz. 3 farklı paketi var. Elegance, GS paketi, GS paketi. Bir de Ultimate, Ultimate paketi var. En yüksek donanımlardayız. Bu araç gırtlak dolusu. Her şey var. Teknoloji olarak ne ararsan var. Onları konuşalım. Sonra da programımızın ilerleyen bölümlerinde motor özelliklerini ve ben bir uzun yol yaptım yaklaşık 500 kilometre. O yolla ilgili bütün verileri aktarayım size. Yol nasıl, yol tutuşu nasıl, yakıt olarak ne yaktı, onun dışında performans olarak beğendin mi, uzun yolda mesela rüzgardan etkileniyor mu, yalıtımı nasıl, bu gibi verileri aktaracağım size. Onun dışında da pratikte her zamanki test güzergahımızda birkaç işte viraj deneme, yol tutuş deneme gibi denemeleri de gerçekleştireceğiz sevgili izleyenler. Murat, teknolojik ağ o kadar geniş ki sen sormadan ben başlayacağım bu hafta. Çünkü hakikaten çok geniş bir teknoloji ağ var. Mesela bak, artık vites topuzu yok. Şöyle bir küçük ufak bir vites geçişine yarayan bir tuş var. Onunla D'ye alıyoruz. Elektrikli park frenimizi indiriyoruz ve yolumuza çıkıyoruz. Tabii kemerlerimize bağlıyoruz. Yolumuza çıkıyoruz. Gırtlak dolusu dedik. Şöyle aklıma gelen bütün teknolojiyi saymak istiyorum sevgili izleyenlere. İlk olarak ekran gözüme takıldı. Dokunmatik bir ekranı var. Şöyle 3 parmakla yönlendirebiliyoruz. Ayarlar menüsüne giriyoruz. 3 parmağımız böyle sağa dokundurduğumuz andan itibaren ayarlar menüsü açılıyor ve bu ayarlar menüsünden birçok şeye ulaşabiliyoruz. İşte navigasyon var kendiliğinden, navigasyonu. İşte klima ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Onun dışında çıkalım bak, araç ayarları var. Aracın güvenlik ve sürüş işlevi ayarlarının hepsi burada. Sürüş işlevi ne demek? Mesela kör nokta, patinaj nokta, lastiklerin basıncı alçaksa onu uyaran bilgileri bu menüden görüyoruz. Araç ayarlarına girdiğimiz zaman da güvenlik, konfor ve far ayarları. Mesela güvenlik ayarlarında neler var? Aktif güvenlik freni. Önde yakınlarda araç varsa ve biz dalmışsak sevgili izleyenler, araç kendiliğinden bizi uyarıyor ve frenliyor. Düşük bir kilometrenin altındaysa hızınız, frenliyor. Tavsiye edilen hız gösterimi. Tabela okuyor yani bu araç. İşte o gittiğiniz güzergahta hız limiti 110 sa uyarıyor sizi. 110'dan yukarı çıkmayın diyor. Aynı zamanda ekrana Apple CarPlay ve Android Auto, yani akıllı telefonları da bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz hem menülerini hem de haritasını, navigasyonunu kullanabiliyorsunuz. Ekran çok başarılı. Güzel bir ekran. Ve sen böyle seversin. Resmen gömülmüş değil mi? Gömmeli dolap gibi. Evet. Yani sonradan bir çıkıntısı yok. Hem gömülmüş hem de panelle bütünlük değil mi? Bütünlük sağlamış. Çok güzel. Çok güzel. Beğendin. Evet. Gerçekten 5 üzerinden 5 veririm bu ekrana. Evet. Aşağılara inelim. Tek taraflı ayarlanabilir dijital bir kliması var ve aynı zamanda B sınıfında bak, SUV'lerde görüyoruz tabi ama çoğu B sınıf araçlarda yoktur bu. Koltuk ısıtmalar var. En yüksek pakette bunları da alabiliyoruz. Hemen altına indiğimizde Wi-Fi şarj alanı var. Burayı hem eşya gözü olarak kullanabiliyoruz hem de eğer uyumluysa telefonunuz kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Güzel bir alan. Onun yanına geldik. Devam edelim. Bak, burada 5 tane tuş var. Bunlar çok önemli. Hem güvenlik tuşları hem pratik teknoloji. Neler var? Start stop, trafikte durdun, yakıta katkı sağlıyor, kendini aracı stop ediyor. Bu bir. İkincisi, otonom sürüş var. Evet. Şimdi birazdan deneyeceğiz, araç kendi gidiyor. Otonom sürüşte direksiyon kontrolünü araca verdiğiniz tuşu burada görebiliyorsunuz. Yanında şerit takip asistanı var. Bunu da açıyorsunuz ki otonom devreye girsin, araç şeritlerde de kendi gitsin. Onun yanında park yardım asistanları var. Park sensörleri, yani önde ve arkada park sensörleri var. Önde olmasının da avantajı var. B sınıfında birkaç araçta böyle önde yoktur. Önde de park sensörleri var. Yani 360 aslında kamerası da var. Çok güzel yardımcı oluyor park anlarında. Ve park etmekte zorlanıyorsanız size yardımcı olan kendin park asistanı var. En yüksek pakette bunu da bulabiliyorsunuz. Devam edelim teknolojisine. Burada bir joystick var dedik, vites geçişlerini sağlayan. Joystick'in hemen yanında dry mode, sürüş seçeneklerini değiştirdiğiniz tuş var. Eco mode, spor mode ve normal mode. 3 tane moda alıyorsunuz. Biz şu an normale gidiyorduk, eco'ya aldık. Biraz daha az yaksın. Şöyle test güzergahının sonuna doğru yakıt verisi de söyleyeceğiz izleyeceğimize. Eco mode'da görüyoruz. Elektrikli park freni ve start stop'la ortak konsoldaki teknolojisini tamamlıyor. Şey diyeceğim abi, çok
basit yapmamışlar. Mesela, çok kullanışlık açısından değil mi? Otonomu tek tuşa in demişler. Mesela biz diğer araçlarda da otonom yapmak için, ayarlamak için oradan bir sürü tuşa basıyorduk, ayarlamaya çalışıyorduk falan, bir sürü işle. Burada tek tuşla halletmişler. Aslında iki tuş. O da çok güzel, evet. Buradan açıyorsun sadece. Bak şu direksiyon simidinin solunda görüyorsun bir cruise control tuş var. Ona basıyorsun. Ondan sonra direksiyon aktif olursa araç kendiliğinden. Zaten memorisi de var. Hafızaya da alabiliyorsun istediğin hızı. Hafızaya aldığın için aynı hızda otomatik açıyor kapatıyor. Evet. Otonomu deneyeceğiz birazdan. Orada daha detaylı konuşuruz. Ki güvenlik teknolojinin elinin altında olması çok güzel. Çok güzel. Pratik olmuş yani. Bu da ergonomi olmuş. Konsolda böyle ne çok yukarıda ne çok aşağıda çok güzel bir yere konumlandırılmış. Elini de böyle koyabiliyorsun yani dinlendirebiliyorsun. Kör nokta uyarı sistemi var. Onu unutmayalım. Ön çarpışma uyarı sistemi var. Onu unutmayalım güvenlikte. Yokuş kalkış desteği var. Onu da söyleyeyim. Yani güvenlik donanımları olarak baktığımız zaman gırtlak dolusu diyebiliriz. Şey diyeceğim abi, malzeme kalitesiyle yani iç donanımsal özellikleriyle, sade ve şık olmasıyla premium bir araca göz kırpıyor diyebilir miyim? Kırpıyor. Tasarımıyla kırpıyor. Evet. Gerçekten kırpıyor. Yani B sınıfı değil de böyle C, D böyle evet. Daha yüksek. Evet. Çünkü o yüzden zaten dikkat çekiyor. Mesela dışarıdan bakanlar şöyle kafasını uzatıp camdan içeriye baktıklarında evet. Da mesela koltukta alkantara kumaşlar var. Aynen. İşte önde bu malzemeler falan. Mesela şu çok kalite bak. Basıyorum mesela itiyorum. Trim hiçbir de yok. Çıtır, değil yok. Mi? Hiçbir şey yok. Çok güzel, tok. Evet, aferin. Çok güzel Murat. Çok güzel bir yere değindin. Çok güzel tok bir malzeme var yani. Evet. Zengin duruyor. Aynen öyle. Değil mi? Zengin duruyor. Bak şu mesela bu 60-70 ile gidiyoruz. Bu hızlarda bir de araç da çok sessiz de ilerliyor. Evet, sanki elektrikli motorla ilerliyormuş. Aynen. Değil mi? Sadece, zaten dış görünüş olarak da hani o ön panelin full piyano bilek olması sanki böyle bir elektrikli araçmış. Evet. Hissiyatı veriyor evet, dışarıdaki evet, aynen insanlar. Öyle. Oradan içeride de böyle o malzeme kalitesi evet. Devam etmiş. Güzel. Ben sana bir soru sorayım. Her hafta ben sana bir tane soru soruyorum. Klasik sorum var. Koltuk konforunu ve ön taraftaki yaşam alanı hacmini nasıl buldun? Koltuk konforunu çok beğendim abi. Şu sünger ve deri geçişini çok güzel yapmışlar. Full deri yapsalarmış yani rahatsız edermiş ki gazları özellikle. Full kumaş yapsalarmış bu sefer premium gibi görünme yani kaliteden kaçmış gibi dururmuş. İkisini birbirine yedirerek yani çok güzel bir iş yapmışlar ve çok yumuşak diyebilirim yani. Şu sağ sol taraflarındaki bel destekleri çok iyi. Yani direkt kavruyor sürücüyü yani sürücüyü ve yanındakini. Bu hafta kaliteden yanasın bakıyorum. Çok kaliteli evet, yapmışlar. Evet, aracı yani. Çok beğendin. Evet. Çok kalite üzerine konuşuyorsun. Güzel değil mi? Hacim de bak. Yaşam alanımız da iyi. Hacim çok iyi. Burada da mesela ön ya arka taraf gibi olmasa bile ön tarafta yani çok geniş. Ben rahat bacak bacak üstüne atarım. Bir karış bir mesafe var. 1.75, 1.80 insanlar böyle bacak bacak üstüne atarak oturabilir. Daha uzun boylular da çok rahat edebilir yani. Tabii. Güzel. Hacimi de beğendik. Yani teknoloji, tasarım, hacim. Arka tarafta biraz sıkıntılar var özellikle diz mesafesinde ama baş mesafesi falan gayet iyi. Yani klostrofobik çok ortam mesela şey yok. Panoramik cam taban veya sunroof yok. Ona rağmen çok klostrofobik bir ortam yok arkada. Şeyin olmamasının sebebi de aracı hafifletmek için koymamışlar. Şimdi otonomu açalım. Performansa geçmeden otonomu bir açalım. Bak şimdi bir tuşa basıyorum Murat. Buradan cruise control'ü açtım. Hızımı ayarladım. Şöyle 50'ye falan ayarladım. 50 bu araç için otonomda gayet iyi bu yolda. Zaten bu yolda limiti 50 gibi. Otonom limiti. Şimdi şurada bir kamyon var. Onu geçelim. Oradan sonra direksiyonu da aktif edeceğim. Ve aracı kendine bırakacağım. Ben çok merak ediyorum otonom performansını. Bakayım teknolojide. Virajları falan beğenecek misin değil mi? Evet. Şimdi bak direksiyonu da aktif ettim. Bak algıladı. Evet. Ve tamamen bıraktım elimi. Şu an direksiyon kendi yapıyor. Arkadan kameradan da izleyicilerimiz görüyorlardır. Tabii ki 20 saniyede bir bana direksiyonu tutmamı söylüyor. Şu aracı dönerse benim için tamamdır. Bakalım. Otonomda bak direksiyonu bırakmayınız dedi. Şöyle tutuyorum ki benim burada olduğumu anlasın. Bıraktım tekrardan. Evet, bakalım dönecek mi? Yok buraları döner. Buraları çok rahat döner. Yani şu şeritleri okursa. Şerit çok silik evet, onun silik. İçin dedim. Bak, ona rağmen çok güzel okudu. Evet şeridi yani. Okudu. Devam ediyoruz. Bakalım şu ikinci virajı dönecek. Şurada keskin bir viraj var. Onu dönecek mi? Bakalım şu direksiyonu tutun dedi. Ya silik şeyi bile okuması çok büyük başarı bence. Bakalım bu virajı. Bu viraj biraz keskin bir viraj. Şöyle bak aldı açısını bak. Evet. Böyle 10-15 derecelik bir açı. Aldı. Hop. Taşırmadı çok güzel. Bak direksiyonu tutunuz diyor. Harika ya. Çok başarılı ben çok beğendim. Güzel. Bu otonom güzel. Geliştirilmiş bir otonom. Evet. Güncellenmiş ve şey de var. Mesela duruyor. Trafikte açtığın zaman mesela trafik içinde 50'ye 30'a 40'a ayarladın işte. Öndeki araç durduğu zaman duruyor. Ve 3 saniye kadar
beklemezsen, 3 seneden fazla beklemezsen şey yapıyor, kendi hareket ediyor. 3 saniyeden fazla beklersen de sadece bir ufak bir gaza dokunuyorsun ya da buradan set ayarından bir tık öne alıyorsun. Bir onda 2 litrelik motorları var sevgili izleyenler. Opel Mokka'nın 3 farklı paketi var dedik. Bunun dışında farklı bir motor seçeneği yok. 8'leri otomatik şanzımanlarla geliyor. 130 beygir ve 230 Nm tork gücüyle besleniyor. Şimdi müthiş bir performans yerimiz var virajlı. Bakalım. Ben SUV'lerde çok viraj denemem ama bakalım. Deneyeceğim Mokka'da. Mokka'nın fena bir yol tutuş performansı yok. Nasıl? Beğenecek misin Murat? Önce tabii ki sen burada şahit olacaksın. Sonra sevgili izleyicilerimize aktaracağız. Spor'u alalım. Hemen spor modumuza biraz ses de duyalım. 3 silindirli, 3 silindirli bir motor var. Onun sesini duyalım. Motor sesi nasıl? Çok iyi. İçinden küçük bir canavar yani, çıktı. Evet, canavar çıktı değil mi? Direkt sesiyle anladık bunu. O gaz tınısı çok iyi. Bak 80'le 75, 80'le bu virajı aldık. Bak öyle direkt lastikler zaten. Hızımızın ciddi böyle limitlerde olduğunu gösteriyor. Yolu iyi takip ediyor. Gövde, burun, arka böyle bütün bir şekilde yolu takip edebiliyor. Ya ben bunu diyorum ya, 500 km denedim ve hafta sonu Şarköy'deydim bu araçta. Şarköy'ün 30 km bir viraj yolu vardır. O kadar rahat, bana o kadar güven verdi ve rahat ilerledim ki o yolda. Bak ara hızlanmalı. Şimdi araç sollamaya kalkıyoruz ve ara hızlanmalı. Bir anda ani tepkiler verebiliyor. Küçük bir motor, 1-2 motor ama beygir yüksek. 130 beygir, 3 silindirli. Ara hızlanmaları da gayet iyi. Şöyle şimdi bu kadar güzel dedik bu araca. Bu aracın hiçbir kötü yanı yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi bir güzel yanı daha söyleyeyim. Yalıtımı çok başarılı. Hı hı. Yani 120-130 km'nin üzerindeki hızlarda bile ciddi anlamda yalıtım olarak içeride çok ses duymuyorsunuz. O motor tınısı zaten çok güzel. Kulağa çok hoş geliyor. Çok fazla ses duymuyorsunuz. Yalıtımda da çok başarılı. Tek şikayetçi olduğum nokta aracın olumsuz olarak söyleyebileceğim limitleri denedim. Maksimum mesela 200 km hızı var. 170-180'de Kuzey Marmara Otobanı'nda o gün çok rüzgar vardı. Görüyordum zaten. Öndeki araçlar da böyle hafif oynayarak gidiyordu. Biraz yandan aldığı rüzgarlarla araç hafif böyle şeritlerde oynama yapabiliyordu. Beni tek mesela yoran oydu. Ama o gün çok fazla rüzgar vardı. Dönerken o kadar şikayetçi olmadım. Yine limitleri denedim otobanda. O zaman az rüzgarda çok daha iyi, böyle çok daha güvenli bir şekilde yolculuk yapabildim. Peki belki o, tek olumsuzluğu oydu yani. Rüzgar sesini içeri aldım o. Yok. Yani tabii çok az yani. D sınıfında bile alırsın. O kadar yüksek hızlarda 170-180'lerde hangi araç olursa olsun alırsın. Ama dediğim gibi mesela 120-130 tatmin edici bir hızdır ve o hızlarda çok az bir rüzgar sesi vardı yani. Yalıtım konusunda kaputun altında da mesela çok güzel bir yalıtım malzemesi kullanılmış. Ciddi anlamda iddialı böyle yalıtım performansı var yani. Şey konusunda da motorda da mesela dedik ya az önce canavar gibi böyle bağırdığını hissediyorum ama böyle içeriye onu pek vermiyor. Evet, ama ben evet, hissediyorum motorun çok güçlü bağırdığını. Evet. Yani güzel bir performansı var. 5 üzerinden 4 veriyorum ben. Hakikaten sınıfına baktığımız zaman öyle güzel bir performansı var. Mesela bunun neden 5 üzerinden 4? Mesela şanzıman geçişlerinin başarılığından, şanzıman tık tık, bak mesela tık tık atacak şimdi. Bak 1, 2. Bak spordayım, yüksek devirlere bak, 6000 devire kadar çeviriyor. 3. Şanzıman geçişlerinde herhangi bir sarsıntı yok. Bak bu artı bir performansa. Her geçişte ileritiyor arabayı. Ara hızlanmaları daha başarılı hale getiriyor. Bu ikinci sebep. Üçüncü sebep, yüksek hızlara kolay bir şekilde çıkabiliyorsun. Özellikle 100'den sonra böyle yani 50-60'dan sonra motor açılıyor resmen. 100'e kadar nasıl gidiyor abi peki? 9.2 saniye. Şimdi onu da deneyeceğiz. Bakalım ona yakın veriler elde ederiz büyük ihtimalle. O da 9.2 saniye. 0-100 alanımız. Bakalım. Ben hiç dokunmayacağım. Direkt otomatikte kullanacağım. Spor modda otomatik. 0-100 alanımıza da geldik. Haydi bakalım. Bir saat sonra kapatalım. 1, 2, 3. Bak fena kalkmadı.
90, 100. Tam 100'e durdurduk. Tam 100'e denk geldi. Yani çok böyle fırlamıyor. Ama çok da kötü değil. Evet. Yani ortalama değil. Evet. 9.2 saniye zaten, evet. Fabrika verisi de bunu söylemiş yani. Evet, şimdi ben bir de yakıt verisi vereyim. Biraz izleyicilerimizi üzeyim. Yakıt verileri çok başarılı değil. Son dönem zaten ben çoğu B sınıfından çok övgüyle bahsetmedim yakıtta. Parka alalım arabamızı. Şimdi 100-150 kilometre yolu, yaklaşık 500 kilometre gittim güzergah. 110-120, daha doğrusu 110 değil, 120-130 bandında gittim. 2000-2500 devir arası. O aralarda araç 6-7 arası yaktı. Hafif rampa çıktığında yükseldi, düz yolda düştü böyle. Fena. 6-6.5-7 arası gitti geldi. Virajlı bir yol vardı ama orada biraz abandım o virajlı yolda. O yüzden yakıt veri çıkmıştı. Normal otobana geldiğimde düşürdüm. Bir yaklaşık 100 kilometrede çok limitli gittim. Yani bildiğin aracın limitlerini zorladım. Orada da 10 litrelere çıktı. 10 litreden aşağı düşmedi. Şehir içi merak ettim. Ben şimdi dün sıfırlamıştım. Şuradan şehir içi bakmak istiyorum. Bak mesela direkt performans kullanımında 11 litreye çıkmış. Gördün mü? 11 oldu. Tabii. Çok bak benim uzun yolu abandığım güzergahta 10 litre. Yani bunu şehir içi mesela fabrika verisi vermiş adam. Sakin kullanırsan demiş. 5.9 demiş. Yani İstanbul gibi 5.9. Büyük metropollerde imkansız diyorum ben. Trafik görürsen 6.5-7'den aşağı düşüremezsin. Evet. Ama daha böyle sakin yerlerde yaparsın, o verileri elde edersin. Karma'da da zaten 4.9 gibi bir ortalaması var. O da çok imkansız ve zor değil. Sevgili izleyenler, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz Murat Arabulu'yla birlikte. Bu hafta sizlere Opel Mokka'dan seslendik. Haftaya yine tabii ki sürprizlerimiz olacak. Başka bir yeni araçla sizlerin karşısında olacağız. Bizleri izlemeye devam edin. Eğer soru ve görüşleriniz varsa da YouTube kanalımız olan Otomobil Test'ten bizlere yazabilirsiniz. Biz oradan da sizlere seve seve yardımcı oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.